Allah Allah illallah. Hayırlar gele inşallah. Yiğitler çıktı meydanı Hepsi birbirinden merdane. Atasporumuz güreş işte bu gülbank. Yani dua ile başlar. Merdane deyince aklımıza annelerimizin hamur açtığı oklava geldiyse değil. Burada merdaneden kasıt cesur ve yiğit kişiler cesaret ve yiğitlik tarih boyunca hem milletlerin hem de bireylerin övünç kaynağı oldu. Dünya var olduğundan bu yana nice yiğitler nice destanlar yazdı. Böyle olunca da insan tarihin en cesur, en yiğit insanı kimdir diye sormadan edemiyor. Ya da geçmişte destan yazan yiğitler bugün de var mı acaba diye merak ediyor. Sizin tanıdığınız en cesur insan kim mesela? Zor bir soru diyeyim. Hollywood'un bize dayattığı kahramanlık hikayelerinin ardından yeni bir cesaret algısıyla karşı karşıyayız. Bu yeni iletişim kanalları pek çok cahil kahramanlar türemesine sebep oldu. Korkak bilginlerle dolmadı mı her yer? Bu kişilerin alkışlarla büyüdüğünü unutmayalım. Cesaret dediğimiz şey bazen cüret olarak düşünülebilir. Arada ince bir çizgi var aslında. Bizim için cesaret, başkası için düşünme ve cömertlik biçiminde tezahür eder. Oysa günümüz sosyal medya yiğitlerini düşünün. Birine iftira etmeyi, kişilik haklarına saldırmayı, hatta devletine alenen küfür etmeyi cesaret sayan sözde yiğitlerle dolu meydan. Tarihimiz alkış beklemeden cesurca er meydanına çıkan yiğitleri yazmıştır yalnızca. Cesaret, bir erdemdir ve alkış peşinde koşmaz. Gösteriş sevmez. Cesaret planlayarak ve tasarlayarak elde edilemez. Cüret ve cesaret arasındaki ince çizgi budur. Cesaret hiç korkmamak değildir. Korkuya rağmen bir şeyler yapabilmek ve korkuyu yenmektir. Cesaret yeri geldiğinde her şeyini kaybetmeyi bile göze alabilmektir. Cesaret genel olarak en çok hayranlık duyulan erdemdir. Malum, korkaklık her yerde küçümsenir. Bu nedenle de yiğitliğe bir değer biçilmiştir. Ne demişler? Korkak kaçar, yiğit dövüşür. Cesaret ve yiğitlik haksızlık karşısında kendini gösterir. Eğer bir zulme karşıysa cesaret işte o zaman bir anlam kazanır. Örneğin pek çok aktivist Filistin, Myanmar, Suriye gibi yerlerde yaşananlara dikkat çekmek için eylemler yaparak yüreklerini ortaya koyuyor. Çünkü cesaret yürek eşidir. Cesaret zalimin en büyük korkusu. Mazlumunsa ümitle beklediğidir. Cesaretin özünde ahlak vardır. Özgüven vardır. Adalet vardır. Maalesef cesaret ve yiğitliğe dair toplumsal hafızamızda ne varsa göz göre göre silinmeye çalışılıyor. Çünkü özgüvene verilen her zarar cesaretin kırılmasına neden olur amaç özgüven sarsıntısına neden olmak. Halbuki Türk milleti asırlarca cesaretiyle anıldı. Düşmanlarınca bile övülen nadir bir millettir bu millet. Çanakkale adını bilmediğimiz bu yiğitlerle dolu değil mi? Cesaret aniden gelen büyük tehlikeler karşısında derhal yürekli olmaktır. Yiğitlik gizli saklı dursa da bir an gelir ve kendini gösterir. 15 Temmuz işgal girişimi sırasında açıkça gördük ki yüreklerden cesaret silinemiyor. O gece ismi Ayşe, Mehmet, Ahmet, Fatma, Esma olan ve alkış beklemeyen binlerce yiğitle tanıştık. Hangimiz unuttuk Ömer Halis Demir? I? Hangimiz unuttuk 16 yaşında oğluyla vatana siper olan Erol Olçoğ? U? Tankların önünde dimdik duranları. Onlar korkmadılar cesur davrandılar ve başardılar. Yiğit Hazreti Ali'dir. Cesur Hazreti Hamza. Hazreti Sümeyye Nene Hatun Ömer Halis Demir'dir. Büyükler Hazreti Ali gibi yiğit, kılıcı gibi keskin kılıç yoktur der. Cesaret haysiyettir, mertliktir, samimiyettir, sadakattır, vefadır. Cesaret tükenmez bir sevgidir. Cesaret korkuyu alaşağı eden, zafere giden yolun rehberidir. Endülüs'ü fetheden Tarık bin Ziyad'ı yiğit yapan şey cesaretidir. Peki bu cesaretin kaynağı nedir? Kalplerden korkuyu söküp alan? Cesaretin kaynağı şüphesiz hakkı bilmektir. Yiğitlik, haksızlık karşısında cesaret göstermektir. Meşhur bir hadisi şerif vardır, hatırlatmak isterim. Hani Peygamber Efendimiz bir sefer dönüşü silahını bir kenara bırakmış, ağaç altında istirahat etmektedir. Bu sırada sinsice silahlı bir düşman yaklaşır kendisine. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak der böbürlenerek. İşte müminlerin cesaretinin, yiğitliğinin kaynağı. Allah'ın elçisinin verdiği şu cevapta ayandır. Allah, Allah kurtaracak. Cesaret Allah'a güvenmektir. Allah'a güvenen kimsenin özgüveni ise güvence altındadır.